Evet merhaba arkadaşlar. Çalışma ekonomisi bir dersimiz kapsamında çalışma ekonomisinin temel konusunu anlatabilecek, emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran temel özellikleri açıklayabilecek, çalışma ekonomisinin temel kavramlarını tanımlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Çalışma ekonomisine giriş ve temel kavramlar çerçevesinde emek piyasalarına genel bir bakışın ardından çalışma ekonomisinin bazı temel kavramları ele alınacaktır. Bunlar çalışma çağındaki nüfus, aktif nüfus, iş gücü, istihdam ve istihdam oranı, işsizlik ve işsizlik oranı, eksik istihdam, iş gücüne katılma oranı, bağımlılık oranı ve emek verimliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ekonomisinin konusunu oluşturan emek piyasaları, modern toplumların karşı karşıya olduğu pek çok sorunun kaynağını da aynı zamanda oluşturan piyasalardır emek güçlerini üretim sürecinde kullanarak çalışmak zorunda olan kitlelerin yaşam koşulları, refah düzeyleri, aldıkları ücret, işsizlikleri, istihdam oranları ve bununla ilişkili pek çok sorun diğer piyasaları da önemli ölçüde etkilemektedir. O nedenle çalışma ekonomisi dersi çerçevesinde emek piyasalarını diğer piyasalardan ayrı bir biçimde ele almak ve incelemek zorundayız. Diğer piyasalar dediğimiz mal ve hizmet piyasaları, sermaye piyasaları gibi piyasalarda oluşan denge ile emek piyasalarında oluşan denge birbirinden tamamen farklıdır aslında. Neoklasik iktisatta evet dengede emek arzını, emek talebini göstereceğiz ve ücreti ve diğer her şeyi belki analiz edebileceğiz ama emek piyasalarında insan unsurunun ve emeğin, emek gücünün söz konusu olması bu piyasaları diğer piyasalardan daha ayrı bir şekilde ele almamızı gerektirmektedir. Çünkü çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişki ifade eder. Emek piyasalarındaki özelliklerimizden birincisi olarak da ifade ettiğimiz aynı zamanda bu. Yani kişiler, emek güçlerini üretim sürecine e, hasrettiklerinde çalışma koşulları, diğer arkadaşları ilişkiler gibi pek çok konuda gündeme gelir. Yani herhangi bir makineyi alıp üretim sürecinde kullanmanız gibi bir çerçevede ele alamazsınız. Diğer bir önemli özellik, işçi ve işverenler bakımından bilgi eksikliğinin söz konusu olmasıdır. Burada söylenmek istenen, çalışanlar, işçiler ya da iş arayanlar diyelim bulacakları işler ya da çalıştıkları işlerde işin tüm özellikleri, işverenin tüm özellikleri ve tüm çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olamayabilirler. Benzer şekilde işverenler de çalıştıracakları işçilerin tüm özelliklerini bilemeyebilirler. Dolayısıyla bir bilgi eksikliğinden söz edilir. Bunu tamamlayan bir başka özellik heterojenlik yani emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir şeklinde ifade ederiz bunu. Ne demek istiyoruz? Heterojenlik demek türdeş olmayan, aynı özelliklere sahip olmayan anlamına gelmektedir. Düşündüğünüzde emek piyasalarında milyonlarca insan var ve bunlar risk alma istekleri, çalışmaya bakışları, çalışma istekleri, hangi ücretten çalışmak isterler, kaç saat çalışmak isterler, risk konusunda nasıl karar verirler gibi pek çok özellik bakımından birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu özellik emek piyasalarında var olan bir durum. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir başka konu. Parantez içinde söyleyelim. Ünitelerimiz ilerledikçe emek piyasalarına ilişkin emek arzı, emek talebi konularını anlatırken tam rekabet piyasaları varsayımı yapacağız ve varsayım kelimesine dikkat edelim. Burada emeği biz homojen olarak varsayacağız. Homojen derken de türdeş olan birbiriyle aynı özelliklere sahip olan kaç saat çalışmak istedi? Örneğin ücret 5'ten 10'a çıktı. Aynı şekilde çalışma süresini arttırmak isteyecek örneğin tüm işçilerimiz. Buna dikkat edelim. Yani emek piyasası özellikleri gereği biz biliyoruz ki işçiler birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Ancak izleyen ünitelerimiz kapsamında tam rekabetçi koşullar vardır ve homojendir dediğimizde de bu ikisi birbirine çok karışabiliyor. Dolayısıyla biz emek piyasası özellikleri arasında her bir emek biriminin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu bileceğiz. Yine bağlantılı bir başka varsayımımız, bir özelliğimiz diyelim, pardon varsayım değil, tek bir emek piyasası yok. Binlerce emek piyasası var. Bazen bunları farklı işler için, farklı beceriler gerektiren farklı işler için somutlayabilirsiniz. İşte avukatlar piyasası, tamirciler piyasası, öğretmenler piyasası ya da bazen de coğrafi bölgeler. İşte Türkiye işgücü piyasaları, Avrupa Birliği işgücü piyasaları, Amerika işgücü piyasaları ya da bir ülke içinde farklı bölgeler anlamında da söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla tek bir emek piyasası yoktur. Birbirinden farklı yüzlerce hatta binlerce emek piyasası vardır. Emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen pek çok faktör vardır. Ki grup ilişkileri dediğimizde aklımıza ilk gelmesi gereken kurumsal yapı sendikalardır. Sendikalar emek piyasalarındaki dengeleri etkiler, ücretin oluşumunu, çalışma koşullarının oluşumunu. Ve buna bağlantılı bir diğer özelliğimiz işçilerin pazarlık gücünün nispi olarak az olması. Yani Nispi dememizdeki amaç burada tamamen az demek değil. Bazı işçiler bakımından örneğin sendika üyesi ise pazarlık gücü yüksek olabilir. Ya da alternatif boş işlerin sayısı çok fazlaysa o işçi A işi yerine B işini tercih edebileceği için pazarlık gücü yüksek olabilecektir. Bunlar emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran önemli özellikler. Emeğin türetilmiş bir talep olması, yani mal ve hizmet talebi varsa emek talebinin söz konusu olması, nispi olarak azlık, grup ilişkileri, heterojenlik, dikkat etmemiz gereken emek piyasası özellikleri. Emek piyasası özelliklerini bu şekilde söyledikten sonra temel kavramlara çalışma çağı nüfusta ile başlamak gerekirse, hepimiz aslında 15-64 yaş sınırını bir şekilde duymuşuzdur. Genel olarak eğitimin zorunlu eğitimin bitiş yaşıyla emeklilik yaşı arasında kalan zaman dilimi olarak tanımlanan çalışma çağı nüfusla ilgili farklı ülkelerde farklı tanımlar yapılabildiğini görüyoruz. Ancak genel olarak kabul edilen ve bizim de Türkiye'de işgücü piyasaları ile ilgili tanım ve kavramları anlatırken kabul ettiğimiz yaş sınırı 15-64 yaşlar. Bununla bağlantılı olarak aktif nüfus bir diğer tanımımız. Diğer bir ifadeyle faal nüfus olarak da adlandırılan aktif nüfus, 15 ve daha yukarı yaş grubundaki kurumsallaşmamış nüfustan oluşmakta. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir tanım karşımıza çıktı. Kurumsallaşmamış nüfus ya da kurumsallaşmış nüfus. Burası da birazcık karışıyor. Kurumsallaşmış, kurumsallaşmamış. Bir küçük ipucu verelim. Bu küçük ipucumuz Emeğini işgücü piyasalarına arz ederken herhangi bir kurumun kurallarına bağlı olmama esas olarak ele alınıyor. Yani tamamen özgür bir şekilde işgücü piyasalarında hangi ücret oranından kaç saat çalışacağına kişiler karar veriyorlar. Temel varsayım bu. Eğer herhangi bir şekilde okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla, ordu evi gibi yerlerde ikamet ediyorlarsa ya da yabancı uyruklularsa bunların dışında kalanları ele alacağız. Yani sözünü ettiğimiz ve saydığımız bu kitle kurumsal nüfusu oluşturacak. Yani herhangi bir şekilde iş gücü piyasasına girmesi bir izne tabi ya da herhangi bir kuralın kurumsal yapısına, kuralına tabi. Kurumsallaşmış. Dolayısıyla biz bunları çıkarıyoruz. Yani aktif nüfus dediğimizde 15 ve yukarı yaş grubunda olacak ve kurumsallaşmayacak kendi özgür iradesiyle işgücü piyasalarında kaç saat çalışacağını kendisi karar veren bir emek biriminden söz edeceğiz. Bu bağlamda da aktif nüfusun iki bileşeni var. Bunlardan ilki iş gücü ve diğeri iş gücüne dahil olmayanlar. Şimdi aktif nüfusun iş gücü ve iş gücüne dahil olmayanlar biçiminde ayrılması da bize şunu söylüyor. Bunu da şuradan anlayabiliriz ya da aklımızda tutmamız daha kolay olabilir. Aktif nüfusun içindeki Herkesle çalışmak istemeyebilir, iş gücüne bir şekilde dahil olmayabilirler. Örneğin çalışmayı tercih etmiyordur. Evde ev kadını olarak kalmayı tercih ediyordur ya da çalışmasına engel olan bir durumu vardır. Dolayısıyla bunlar iş gücüne dahil olmayanlar. Demek ki iş gücü dediğimiz kavram hemen paralelinde bunu anlatmamız gerekirse nüfusun üretici durumda olan yani ekonomik faaliyete katılan kısmını anlıyoruz. Burada Biraz önce söylediğimiz gibi çalışmak istemeyenler, herhangi bir engeli olanlar, askerlik hizmeti yapanlar, ev kadınları, öğrenciler, mahkumlar gibi grupları çıkarıyoruz ve sivil iş gücüne ulaşıyoruz. Bunu söylediğimizde zaten biraz önce söylediğimiz gibi kurumsal nüfusu çıkardık. Herhangi bir şekilde iş gücünde olmayanları da çıkardık ve iş gücüne ulaştık. Ne demiştik? Bir kez daha tekrar edelim. Nüfusun üretici durumda bulunan, yani ekonomik faaliyete katılan kısmı Şimdi burada da iş gücünü istihdam edilenler ve işsizler biçiminde e, söylüyoruz. Bunun da iki bileşeni iş gücünün hem istihdam edilenleri hem de işsizleri katıyoruz. Ekonomik faaliyete katılan kısmı dedik çünkü işsizlik tanımı önemli burada da. Birazdan değineceğiz. İş gücünü şimdi söyleyelim. Yine iş gücü. Birincil ve ikincil olarak bir ayrıma tabi tutuluyor. Birincil ve ikincil iş gücü ayrımı dediğimiz ayrımda da yine iş gücü piyasalarında birinci önceliği çalışmak olan bir örnek olarak verelim. Örneğin bir hanede çalışmayı kendini çok zorunlu hisseden erkeğin çalışması, kadının ve çocukların çalışmaması durumunu örnek olarak vermek gerekirse birincil iş gücü olan kişi hane reisi olarak kendini kabul eden ve çalışmak durumunda olan erkek. Herhangi bir şekilde iş gücü piyasalarının dışında kalması, iş bulamaması, çalışamaması durumunda zamanlarını bekleyen ve iş gücü piyasasına giren işte eş ya da diğer çocuklar da ikinci iş gücü olarak görünüyor. Genellikle kriz dönemlerinde olabilir. Yani birinci iş gücü olarak çalışan kişinin kendi istediği ücret oranından iş bulamaması, kadınların ve çocukların geçici süreli ve kısmi işlerde çalışmaları birazcık birinci ve ikinci iş gücü dediğimizde aklımıza gelebilecek örnekler. Ünitemizin her bir parçasının 10 dakika olması gerektiği için iş gücü konusunda ünite birin ilk kısmının sonuçlandırmasını yapalım ve ikinci kısımda diğer kavramlarımızla devam edelim.